muhakemat birinci makale 9. mukaddeme 3 adil ve hakimi mutlakın rahman ve rahim ismine kasem ederim nevi beşer şer kubuh ve batılı zahmetsiz yani bir selametil emriyle hazmedemeyecektir hem de hikmet ilahiye müsaade etmeyecektir vakta ki bu böyle şu şöyle ve o öyledir acaba nevi beşer şekavetiyle o fünunların şehadetini cerh ve istikrayı tam mı, naks ve iptal ve meşiyeti ilahiyesinin karşısında temerrüt, Ta de muktedir olacak mıdır? Kella muktedir olmaz ve olamaz. Adil ve hakimi mutlakın Rahman ve Rahim ismine kasem ederim. Nevi ve şer ve şer ve kubh ve batılı zahmetsiz yani bir selâmetil emriyle hazmedemeyecektir hem de hikmet-i ilahiye müsaade etmeyecektir insanlık şerri çirkinliği ve batılı hazmedemeyerek hazmederek insanlık şerri çirkinliği ve batılı hazmederek ve içine sindirerek kabul etmeyecek hem de Cenabı Hakk'ın hikmeti buna müsaade etmeyecektir insanlık şerre batıla ve çirkin şeylere inanabiliyor ama asla onunla mutmain olup huzur bulamayacak. Şer ve batıl insan tabiatına uygun olmadığı için daima insanlığı taciz edip rahatsız edecek ve insanlığın hakka yönelmesine itici bir güç olacak. Mesela mükemmel ve kusursuz bir sanat olan bir serçe kuşunu kör, sağır, cahil olan tabiat yapıyor denilmesini insanın akıl ve vicdan midesinde hazmetmesi kolay olmuyor. Hatta insanın ruhu ve kalbi bu düşünceden dolayı daima sancı içinde kıvranıyor. İnsanın doğal yapısı böyle batıl şeylerle değil ancak hak ve hakikat ile tatmin olup feraha kavuşabilir. Ayrıca insanlığın vicdanını ve sağduyusunu temsil eden ilahi hikmet batılın sürekli insanlık içinde kalmasına müsaade etmez. İlahi hikmet bir gün bu gayri makul ve gayri vicdani olan batıla itiraz edip onu insanlığın bünyesinden defedecektir.